köpeğin necis an delmesinin sebebi nedir? Hırs yapması. Hırs yapması. Hırs yapma nispetinde necisi aynı diyoruz. Peki hani orada dedi ya sadakati ve vefası olsa da yani bir insanın sadakat ve vefası da olsa da Ama yanlış yapıyor. Yanlış şekil. Mesela üçgen usulü onu yaptık. Sen şimdi Allah'ın haram dediğini helal diyor. Helal dediğini haram diyen adama sadakat yapıyorsun. Ölesiye. Ölesiye sadakat yapıyorsun. Sıdk, nasıl bir sıdk olmalı abi yani böyle hakikatte böyle Ebu Bekir'in sıdkı gibi yani. O Evet. istikametli olmalı. Vasıfları neler yani o? Nasıl neye göre Bak, sağ? Kur'an'ın hulasası Fatiha, şey Yasin. Yasin'in filistesi Fatiha. İlmimi artır demiyor ki bak. İhdine sıratı müstak. İstikamet üzerindeki hidayet. Hidayet istikamettir, istikamet hidayettir. Yani emr olunduğun gibi. Festakim ki mümürte var ya. Peki bu asırda fert istikamet bulabilir mi? Hayır. 163 Sikke-i Tasdik Gaybiye. İzmir'de o ders yaptım dün. Onu yaptım. Sikke-i Tasdik 163'e diyor ki Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam Şeybettin Sureti Nur, Hud Suresi beni ihtiyarlattı. Niye demişler? Emrolunduğun gibi bana emir yaptı diyor. Festakim kemamürte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yani peygambere diyor Allah. Sadakat lazım. Sadakat nedir? Dendiği gibi. En azından en düşük şeyi yapmasa da hakkı hak bilecek. Tebligat-ı Tisa'da geçiyor o cümle. Yapmasa da hakkı, ahkamı hak bilecek. Tevil etmeyeceksin. Doğru. Yapan. Bunu bileceksin. Ha, demek ki kadınlar neyle? Hasetle. Erkekler hırsla imtihan oluyor. Bak köpek niye necisi an ayn unvanını aldı? Hırsından dolayı. Hırsın insanın istikametini bozuyorsa o nispetle necis oluyor. Kokuyor. O zaman hani başlarında zillet ve hakarete sebep olur. Evet. Peki bu zillet ve hakaret diğer insanların nazarında mı oluyor? Hem de ruhanilerin nazarında da. Mesela hadisi kutsi var, lügatta geçiyor. Şehvet maddesine bak. Ey benim için diyor Allah, şehvetini terk eden yani istikametini koyan, sen benim bir kısım melaikelerim gibisin diye Allah bu insanla melekler üzerine övünüyormuş. Yani diğer insanların nazarında Mevla-i Ala'daki ruhaniler de hepimizi ahiretteki o büyük zatlar ve cemaatimiz bizi görüyor. Ne yaptığımızı biliyor musunuz? Gözüküyor orada. Hani arabanın içinde oturmuşuz, renkli cam var. Biz görüyoruz içeriden ama onlar dışarıdan bizi görmüyorlar. Onun gibi yani. Sadakat, sadakat o. Ama ne sadakat? Köpekte sadakat yok mu? İstikametli sadakat. Köpekte sadakat var ama yanlış sadakat var. İstikametli sadakat. Onun için duamda şöyle diyorum. Ya Rabbi, aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşahadetullah, hayatıma ama istikametli kıbletullah, ömrüme bereketullah nasip et. Peki abi şimdi o dağdaki adamın kurta şey yapan köpekteki sadakat onun bu dünyada temizlenmesine vesile olan bir mesele değil mi? Evet. Noktadan Bu, çünkü ahireti cehennemi yok ya köpeğin. Bu dünyada o hatasının cezasının necis unvanını yapıştırılarak temizleniyor. Zaten temizlenmesinin sebebi bu. Ben buradan çıkarıyorum. Köpeğin bu hatasının kusurunun cezası ne? Mesela çocukla da söylüyor kalın mesleği de. Burada çocuk düşüp kırılıyor. Alnı kırılıyor, eli kırılıyor, bilmem bağırıyor. Kafası kırılıyor. Niye kırılıyor? Çünkü diyor hissi şefkata muhalefet ettiğinden gitti karınca yezdi. Sineği yezdi. Hani günah yok ama ruhu kirleniyor. Mesela buluçağına kadar namaz farz değil.
Seyrettiği günahlar ne olacak? Ruhunu kirletiyor. Günah yazılmıyor ama ruhu kirleniyor. Hakkı dinlemeye, hakikati yapmaya mecali kalmıyor. Ölüyor yani. Çocuklarda masumiyet gitmiş. Bakın bakalım çocuk masumiyeti var mı suratlarında? Perişan olmuş televizyonda. Oyun laptoplarla, laptoplarla mı ne? Tabletlerle. Tablet. Tabletlerle. Bak suratında bir meymenet kalmış mı? Çocuğun masumiyeti kalmamış ya. Evet günah izi yok ama bende mi manyaklık var mı? Ben mi görüyorum siz görmüyor musunuz? Çocukla meymenet var mı ya? Solmuş, sararmış. Lezzetsiz, yağsız, tuzsuz suratları var. Sevesin gelmiyor. Acayip bir şey ya. Ama yeni doğan bebeğe bakın ya. Niye 40 gün çıkarmıyorlar biliyor musunuz? Annesi çünkü ne biçim nefes alıyor ki? Cinler onun nefes almasını alıp vermesini çok seviyorlarmış dinlemeyi. Çok seviyorlar. Ben de o kadar seviyorum ki kulağımı koyuyorum bebeğe ağzına. Ona öldü diyorsun dur. Biraz sonra o kısta gibi bir yukarıya çıkıyor. Anladın? Başka bir şey yapıyor. Ya bu kadar tatlı olur. Bak amortekisi meymenet kalmamış ya. Bir daha çay. Doyumsuz. Hırçın ve evet, çocuk. Evet. Tatminsiz. Ver bu ödemişi. İzmir'i de verse tatlı olmaz. Edemezsiniz. Ne yaparsan yap. Ağızlarımızdan şükür bile yok. Şükür yok. Kanaat yok. Ha. Şimdi köpek nasıl temizlendi? Necis-i Ayn unvanı veriyordu. İnsanlar da şeriatın cezasıyla temizleniyor. Nur Talep Elir de Allah nasip etti. Şefkat tokatı var. Kaçıncı lema? 10. lema. Şefkat tokatı olduğunu anladığın anda onun affettiriyor. Elin kırıldı. Niçin bana oldu demene gerek yok. Zaten sana söylüyor. Sen. Nereden parmağı kırıldı. Sen. Hatırladın mı? O zaman ne yapıyorsun? Kırıldı, seviniyorsun. Temizlendi de ondan. Temizlendi ne değil? Ruhani rahatlamak. Bu elin onun olduğunu kim söylüyor? Vicdan söylüyor. Sana bu asla bir kefteki kıtmir. Ondaki sadakat nasıl abi? Odanlara bırakmamış mı? Yani mesela diyelim ki her şeyde değil. Yani yemekteki hatası. Mesela o dağda donmuş adamı beklemesi, sadakatı, vefası istikametli. Hayatının her tarafı değil ki. Yemek yerken böyle köpeğin. Dağda onu beklemiş. O vefa çok güzel. Kıtmır kapıda bekliyor. Ama sen FETÖ'nün kıtmır duvasını taşırsan seni köpekleştirir. Yani kıtmır duvası muşambasız olduğu için oradaki efendilerimizin isimleri var. Kur'an'daki isimleri, hadisteki isimleridir. Onunla tuvalete girdin mi sistem devreye giriyor. Çarpılma sistemi. Yani metafizik devreye giriyor. Peki kıtmır duası takanlarda ne oluyor? Kıtmır köpek demektir. Köpek duası diye ulemada böyle bir şey yok. İnsanlar da köpekleşiyor fıtratları. Ne yapıyor? Fıtrat şu. Öylesiye sadakat kendisine kıtmır duası takanlarda sahibine öylesiye sadakat gösterdiği hedefe öylesiye hücum olur. Maddiyatta müthiş hırs. Evet. İşte bu işte. Yani köpek oluyorlar yani. Ruhen öyle oluyor. Yani bak köpeğin özelliği neydi? Sahibine ölesiye sadakat gösterdi hedefe hay yavrum deyince hay yavrum ölesiye gitmiyor. Benim bir kurtum vardı. Alman kurdu vardı. Götürmüştü böyle. Kaç tane mahalle köpekleri vardı. Ama böyle hakikaten bir tırstı. Kaçtan beş tane. Hay yavrum dediğim zaman sesimi duydu zaten. Öyle bir motive oldu ki acayip kıyamet kopuyor. Hepsini gitti. Yani bakın kıtmir duası takanlarda peki sihirlendi dedim. Konumuzun dışında da. Onda değil mi okey girdik. Sihirlendi. Nasıl anlarsın? Boğazından çıkarttığın zaman vücudunda ateş basar. Ya sirkeye at veya bir göle nehre atınca sihir kendisini gösterir. Vücutta ateş var. Eğer vücudun ateş olmuyorsa çıkarttığın halde, attığın halde sihirli değilsin. Eğer attığın zaman at sirkenin içine. Yok nehir var, göl var, dere var, deniz varsa oraya at.
Bak vücudunda ateş yanıyorsa sihirlisin. Ne yapacaksın? Onu hiç bu